Diyet yapmadan kilo vermek için bilimsel olarak kanıtlanmış 9 ipucu. Çeşitli araştırma projeleri ve çalışmalar neredeyse hiç çaba harcamadan hayalinizdeki vücuda kavuşmanıza yardımcı olacak basit kuralları açıklamaya devam ediyor. Ve evet, tamamen sağlıklılar. Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Hadi başlayalım. Ama hayalinizdeki vücuda bir adım daha yaklaşmadan önce abone ol tuşuna tıklayıp bildirim çanını açtığınızdan emin olun. Böylece hayata olumlu bakmak için her zaman tetikte olacaksınız. Ama şimdi sihirli kurallarımıza geri dönelim. 9 numara. Diyetinize sağlıklı yağlar ekleyin. Diyette aldığınız kalori sayısını azaltmaya çalışırken kabuklu yemişler, çekirdek, peynir ve tereyağı gibi yiyecekleri yemeyi bırakmak mantıklı gelebilir. Ama gerçekte durum tamamen farklıdır. Sağlıklı yağlar proteinler ve karbonhidratlardan daha yavaş sindirilirler. Yani bunları yediğinizde uzun bir süre açlık hissetmezsiniz. Ayrıca Brooklyn'deki New York Downstate Tıp Merkezi'nin Anatomi ve Hücre Biyolojisi bölümü tarafından yürütülen bir araştırma, tekli doymamış yağların vücudun likopen, lütein ve beta karoteni sindirmesine yardım ettiğini doğruladı. Bu yüzden avokado, ceviz, zeytin, somon, yumurta, çekirdek, parmesan peyniri ve diğer sağlıklı yağları da sofranıza ekleyin. Vücudunuzun çabucak değiştiğini göreceksiniz. 8 numara. Fiziksel aktiviteleriniz sırasında kaybettiğiniz kalori miktarına dikkat edin. Burada hayaller ve hayatların en moral bozucu çatışmasını yaşıyoruz. Spor salonunda geçirdiğiniz birkaç saatten sonra tonlarca kilo kaybettiğinizi düşünürsünüz. Ama maalesef gerçekten kaybettiğiniz kilo o kadar da fazla değildir. Ve bilim bu oransızlığı doğrular. Lancaster Üniversitesi tarafından Meksikalı uzmanların yardımıyla yapılan araştırmalar, fazla kilolu kişilerin egzersiz yaparken çoğunlukla yaktıkları kalori sayısını fazla tahmin ettiğini gösterdi. Bunun sonucunda spor yapanlar çok fazla enerji harcadıklarını düşünerek daha fazla yemek yiyorlar. Ve işte tüm sorunların başlangıç noktası burası. Ölçülü olmak bu durumda uygulayabileceğiniz en iyi yöntemdir. Tabii ki spor yaptıktan sonra yemek yemelisiniz. Sadece almanız gereken günlük kalori sınırını aşmayın. Aksi halde spor yapmanızın hiçbir anlamı kalmaz. 7 numara. Sebze ve meyveleri iyice yıkayın. Kilo vermeye çalışıyor olsanız da olmasanız da meyve ve sebzeler yemek listenizin baş tacıdır. Ama onların harika yararlarından ancak onları güzelce yıkarsanız faydalanabilirsiniz. Alivu B ve Nosiri C tarafından yazılan Modern Dünyadaki Tarım İlaçları adlı kitaba göre eğer meyveleri ve sebzeleri iyice yıkamazsanız üzerlerinde kalan tarım ilaçları metabolizmanızı yavaşlatabilir ve kilo almanıza sebep olabilir. Bu kimyasallar besinleri parazitlerden korumaya yarasa da bu durum insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açar. Tarım ilaçları ayrıca tiroidin işleyişini bozar ve bu da hormonal dengesizliğe yol açar. Buna ek olarak bilim insanları tarım ilaçlarının yediğiniz yiyecekleri enerjiye dönüştüren hücrelerin parçası olan mitokondriye de zarar verdiğini söylüyor. Bu yüzden üşengeçliği bırakın ve tüm meyve ve sebzelerinizi düzgünce yıkayın. 6 numara. Zeytinyağının kokusunu içinize çekin. Zeytinyağı yalnızca cildiniz ve saçlarınız için değil, ayrıca vücudunuz için de harika. Münih Teknik Üniversitesi'nden Profesör Peter Schieberle ve Viyana Üniversitesi'nden Profesör Veronica Somoza yönetimi altında çalışan araştırma grupları, zeytinyağı da dahil olmak üzere 4 farklı yenilebilir katı ve sıvı yağ üzerinde araştırma yaptı. Zeytinyağı katılmış yemeklerin insanlara çok daha kısa sürede tokluk hissettirdiğini keşfettiler. Ayrıca zeytinyağı kokusunun da kendine özgü birçok yararı olduğu ortaya çıktı. Zeytinyağı kokusu, şeker seviyesinin sabit olduğu süreyi uzatır. Böylece kendinizi aç hissetmezsiniz. Özellikle de İtalyan yağları açlık hissini gideren kimyasalları yüksek oranda içerir. Kural çok basit. Daha fazla zeytinyağı, daha az kilo. 5 numara. Yediklerinizden zevk almaya bakın. Birazcık fazla kilonuzun olması, yiyeceklerden zevk almanızı engellememelidir. Tam aksine, yemeğinizin tadını çıkardığınızda vücudunuz yemeğe çok daha olumlu tepki verir. Bunun nedeni iştahımızın girelin isimli bir hormon tarafından düzenlenmesidir. Ve işin ilginç kısmı işte tam da burada başlıyor. Vigo Üniversitesi'nde kıdemli bir araştırmacı olan Yolanda Diz Chavez, girelin seviyelerinin stresli olduğunuzda arttığını ve yemek yemekten zevk aldığınız zaman azaldığını buldu. Başka bir deyişle eğer yemeğinizi gerçekten keyif alarak yerseniz sonrasında çabucak acıkmazsınız.
Ancak çok az yiyorsanız ve daha az yemek için kendinizi zorluyorsanız, kısa bir süre sonra kendinizi buzdolabının önünde ne yiyeceğinizi düşünürken bulursunuz. Çözüm, öğünlerinize sevdiğiniz ve sağlıklı olan yiyecekleri eklemek. Sonrasında kilonuz sizin için artık sorun olmayacak. 4 numara, doğru makarnayı seçin. Makarna, kilo vermeye çalışırken vazgeçmesi en zor olan yiyeceklerden biridir. Ama ya size diyet yaparken makarna yiyebileceğinizi söylesek? Tek yapmanız gereken doğru olanı seçmek. Bu glisemik indeksle alakalıdır. Glisemik indeks, bir kişinin yemekten 2 saat sonra kan şekeri seviyesindeki artışı temsil eder. Bu indeks ne kadar düşük olursa, şeker kana o kadar yavaş karışır. Sonuç olarak vücudunuz şekeri işlemek için daha düşük dozlarda insülin üretir. Ancak şeker kana çok hızlı karışırsa, vücudun daha fazla miktarda insülin üretmesi gerekecek ve bu da beyne yemek zamanının geldiğini gösteren bir sinyal gönderecektir. Bu nedenle glisemik indeksi düşük olan yiyecekler, kilo vermeye çalışan insanlar için daha iyidir. Diabetes Care dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, farklı makarna çeşitleri farklı glisemik indekslere sahip. Kilo vermek isteyenler için en iyi seçenek spagetti. En kötü seçenekse düdük makarna. Ve işte tam da bu şekilde en sevdiğiniz yemeklerden biri sofranıza geri dönebilir. 3 numara. Süt ürünlerini sindiremiyorsanız kalsiyum takviyesi alın. Birçok insan laktozu sindiremez. Bu yüzden öğünlerinden sütü tamamen çıkarmaları onlar için daha kolaydır. Ancak bunun çok da akıllıca bir hareket olmadığı kanıtlandı. Tennessee Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, peynir, süt, süzme peynir ve daha birçok süt ürününün çok miktarda kalsiyum içerdiğini kanıtladı. Kalsiyum, yağların metabolizmasını hızlandırıyor. Deney sırasında kalsiyum takviyesi alanların kilosu %26 ve %70 oranında azaldı. Eğer bu önemli noktayı kaçırırsanız, can sıkıcı fazla kilolarınızdan kurtulmak sizin için daha zor olabilir. Yine de endişelenmeyin. Bunun yerine kalsiyum takviyesi ve D vitamini alın. Süt ürünlerini düzenli kullanmış gibi sonuç alacaksınız. 2 numara. Sabahları katı yiyecekler tüketin. Hepimiz kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu biliyoruz. Kahvaltı, vücudunuza gerekli enerjiyi vermekle kalmaz. Aynı zamanda güne iyi başlamanıza da yardımcı olur. Bilim insanları kahvaltının ne kadar önemli olduğunun uzun zamandır farkındaydı ve artık tabağımızdaki yiyeceklerin de vücudumuzu tam olarak nasıl etkilediğine dair daha fazla araştırma yapılıyor. 2007 yılında Uluslararası Obezite Dergisi'nde yayınlanan bir makalede proteinler katı halde tüketildiğinde verimliliklerinin arttığı açıklandı. Bu da sadece şu anlama geliyor. Eğer sabahları sıvı meyve püresi ve benzeri şeyler yerine katı şeyler tüketirseniz çok daha geç acıkırsınız. Bu da bizim tam da ihtiyacımız olan şey, öyle değil mi? Bu nedenle vücudunuzu daha az yemek yemeye programlamak istiyorsanız kahvaltıda ne yiyeceğinizi buna göre seçmelisiniz. 1 numara. Bitter çikolata yiyin. Çok heyecanlanmayın. Çikolata yemek hala tamamen serbest değil. HSOA, Obezite ve Kilo Verme Dergisi'nde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre çikolatanın sağlığınıza olumlu bir etkisi yoktur. Ancak bu çikolatanın bazı açılardan size yardımcı olamayacağı anlamına gelmez. International Archives of Medicine dergisinde yayınlanan başka bir çalışma, düşük karbonhidrat diyeti yapıp az miktarda bitter çikolata yiyen insanların kaybettikleri kiloları geri almadıklarını gösterdi. Ancak bu sadece bitter çikolata için geçerli. Bu yüzden ara sıra bitter çikolata yemekten çekinmeyin. Vücudunuza herhangi bir zararı dokunmaz ve sizi mutlu eder. Peki ya siz? Hızlı ve etkili bir şekilde kilo verme konusunda sizin sırlarınız var mı? Aşağıdaki yorum kısmında bize deneyimlerinizden bahsedin. Beğen tuşuna tıklamayı ve arkadaşlarınızın da bu basit ipuçlarından haberdar olması için bu videoyu onlarla da paylaşmayı unutmayın. Daha birçok eğlenceli ve ilginç video için kanalımıza abone olun. Yakında görüşürüz.